Değerli ha. öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet şimdi geldik permütasyona. Şimdi permütasyonda neler yapacağız? Bir önce onu bir anlatayım. Şimdi permütasyonun bir klasik soru kalıpları var. Bir de böyle yeni nesil okuduğunu anlamaya yönelik soruları var. Aslında şimdi permütasyonun içerisinde bir formülü var permütasyon ama neredeyse formülü hiç kullanmayacağız. Permütasyonun formülü ne zaman kullanacağız biliyor musunuz? Böyle PL, l falan sorular veriliyor ya orada kullanacağız. Onun haricindeki sorularının hepsini formül kullanmadan işte saymadaki yaptığımız mantıkları kullanarak sıralama yapacağız. Şimdi permütasyon kombinasyon video derslerini dinleyen öğrencilerde genellikle şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Hocam ya ben permütasyonun formülünü mü kullanacağım kombinasyonun formülünü mü kullanacağım ya bir türlü bunu anlamıyorum. Ne yapacağımı bir türlü soruda karar veremiyorum. Şimdi en başlangıçta bunu anlatacağım size. Permütasyon nedir? kombinasyon nedir? Aradaki farkları nedir onu bir anlatacağım. Kombinasyona geldiğimiz zaman kombinasyonu işleyeceğiz tamam ama bir buraya başlarken permütasyonla kombinasyonun aradaki farkı bir ayıkalım. Ne olduğunu bir görelim. Ondan sonra soruların içerisinde nasıl yaklaşmamız gerektiğini güzel bir şekilde, güzel bir şekilde anlatacağım sana. Hadi şimdi şöyle yarım ekranımıza bir geçelim. Şu eldivenimize takalım. Permütasyon neymiş? Kombinasyon neymiş bir bakalım. Şimdi arkadaşlar, permütasyon ne biliyor musunuz? Şimdi permütasyon, permütasyon denilen şey, kötü yazdım biraz ama baş ver, sı-ra-la-ma. Soruların içerisinde kaç farklı şekilde sıralanabilir? Kaç farklı şekilde dizilebilir sorularında permütasyon kullanacağız? Peki hocam? Kombinasyon ne? Şimdi kombinasyon da arkadaşlar kom. Niye bu kadar kötü yazdım ya? Kombinasyon da kaç farklı seçim yapılabilir sorularında da kombinasyon yapacağız. Kaç farklı seçim yapılabilir? İşte ekip oluşturma soruları. İşte bir şeylerden bir şeyleri seçme soruları. Şimdi bak. Bir kere işin mantığını anlatayım bak. Şimdi benim elimde işte bir A olsun, bir B olsun, bir C olsun, bir D olsun. Şimdi permütasyon şununla ilgilenir. Mesela bu dört elemanı kaç farklı şekilde sıralayabilirsin diye sorduğunda dört tane çizgiyi çekersin. Dördünden biri buraya gelir. Üçünden biri buraya gelir. İkisinden biri buraya gelir. Birinden buraya gelir. Bakın hiç formül kullanmadan yaptık. Dört elemanı dört koltuğa kaç farklı şekilde sıralanabiliriz sorusu. Dört faktöriyeldir cevabı. Şimdi şöyle derse bu dört elemanı üç koltuğa sırala dedi. Ne yapacağım o zaman? Buraya dördünden biri. Buraya üçünden biri buraya ikisinden biri gelecek. Biri oturamayacak tabii ki. Ne oldu burası da arkadaşlar? Bakın 24 oldu. Bu dört elemanı ikisini iki kişilik koltuğa oturtalım derse dördünden biri buraya, üçünden biri buraya. 4 çarpı 3'ten cevabım ne oldu? 12 oldu. Şimdi bu sıralama. He bunu formül olarak kullanmak istiyorsan benim şimdi kaç tane elemanım var? 4 elemanım var kaç koltuğa sıralamak istiyorum? Dört. Permütasyon dördün dörtlüsü diyeceğiz buna. Şimdi burada dört elemanı üç koltuğa sıralamak istiyorsa permütasyon dördün üçlüsü diyeceğiz buna. Dört elemanı iki kişilik koltuğa sıralamak istiyorsa dördün ikili kombinasyonu diyeceğiz. Dört elemandan bir kişilik koltuğa sırala derse bakın dört ne diyeceğiz buna dördün birli kombinasyonu. Yani formülü şöyle. Permütasyon n'in r'lisi olarak çıkacak. Neymiş mantığı? n elemanı n elemanlı n elemanı manı r'li sıralanışları sıralanışları yani el elemandan en elemandan re tanesini kaç farklı şekilde sıralayabiliriz diye soruyor. Şimdi bunun formülü şu. Permütasyon n'nin rlisinin formülü şu. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yukarıda n faktöriyel yazıyorum. Aşağıya da n'den r'yi çıkarıyorum. Bunun faktöriyelini koyuyorum. Tamam mı? Şimdi peki kombinasyon ne? Şimdi kombinasyona geçiş yapalım. Şimdi yine benim A, B, C, D diye elemanlarım var. Şimdi kombinasyon diyecek ki dört elemandan dördü kaç farklı şekilde dört elemandan dördü kaç farklı şekilde seçebilirim? Yani dördünü. O zaman kombinasyon dördün dörtlüsü olacak. Bakın dört elemandan dördü veya kombinasyonun iki şekilde gösterimi var. Biri böyle. Tamam mı? Yan yana olan da P permütasyonun tek gösterimi var. Yan yana koyulup başına P koyarız. Kombinasyonun iki gösterimi var. Ya başına C koyup yan yana yazacaksın ya da alt alta. Diyor ki bu dört elemanın dördünü de diyor bana diyor sırala diyor. Şey seç diyor. Kaç farklı seçim yapabilirim? Bir hepsini seçebilirim çünkü. Şimdi dört elemandan üçünü kaç farklı şekilde seçebiliriz diye soruyor. Bak yapalım durumlarımıza. A, B, C seçebilirim. Sonra A, B, D seçebilirim. Sonra A ile B'li durumlarım bitti. Şimdi bir de A, C, D seçebilirim. Başka var mı arkadaşlar? Bir de B, C, D var. Bakın dördün üçlü kombinasyonu yani dört, üç... Ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. Formülünü vereceğim şimdi. Yani permütasyon formülü kombinasyon formülünün aslında aynı formüller olduğunu göstereceğim şimdi sana. Şimdi mesela dedi ki Dört elemandan dedi, ikisini seç dedi. İki tane eleman seçeceğim. Ne seçebilirim? A ile B'yi seçebilirim. Kümelerde de yaptık değil mi bunları? A ile C'yi seçebilirim. Ondan sonra A ile D'yi seçebilirim. A'lılar bitti. Geldim B'lere. B, B A'yı seçmiştim zaten. B, C var. Ondan sonra ne var? B, D var. Tamam mı? B'liler bitti. En son bir de ne var? C, D var. Bakın C, D. Üç tane buradan, iki tane buradan beş kaç taneymiş arkadaşlar 6 tane. Şimdi bunu kombinasyonu çözerken böyle saymayacağız. Kombinasyon sorularının alayını kaç farklı şekilde seçim yapabiliriz sorularının alayını arkadaşlar formülle çözeceğiz. Şimdi bak kombinasyonun formülünü yazıyorum. Bir kere ne anlama geliyor? N'nin reeli veya N'nin reeli. Bu şekilde gösteriyoruz kombinasyonu. Diyor ki en elemanlı bir kümeden bakın en elemanlı bir kümeden diyor kümenin kümenin u uh, görünmüyor mu burası neyse şöyle yapayım şöyle yapayım ne yapabiliriz neyse şöyle altta göstereyim en elemanlı bir kümenin R elemanlı R elemanlı alt küme sayısı demek veya ne demek en elemandan R elemanı kaç farklı şekilde seçebiliriz? Şimdi bak formülü yazıyorum kombinasyonun. Kombinasyon N'nin reelisi. Aslında permütasyon formülüyle aynı başlıyor. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Yalnız burada bir şey daha var çarpı N faktöriyel var. Neden? Şimdi bakın permütasyon formülüyle kombinasyon formülünün arasındaki fark ne? Bunun aşağısında bunun aşağısında bir de şurada R faktöriyel var. Yani permütasyon aslında kombinasyonun birebir aynısıdır. Niye? Şimdi biz n elemandan R elemanı seçtikten sonra o R elemanı R faktöriyel şekilde sıralayız deyip bunu R faktöriyelle çarptığında permütasyon formülü karşına gelmiş oluyor. Yani permütasyonun içerisinde önce seçim var sonra da seçtiklerini sıralama var. Yani sıra orada permütasyon içerisinde kombinasyon da var aslında. Yani permütasyon sorularını çözerken önce seçim yapıp seçtiklerimizi sıralarsak permütasyona dönüşüyor. Ama permütasyon şeyin içerisinde permütasyon formülünün içerisinde şuradaki bölü r faktöriyel yok. Burada bölü r faktöriyel var. Niye? Çünkü bu sadece seçtiriyor. Bu seçtikten sonra bir de R faktöriyel şekilde ne yaptırıyor? Sıralattırıyor. Bakın o zaman dördün üstüsünü hesaplarken bunun formülü kullanacağız. O formüllerin kısa yollarını vereceğim ben sana. Ama burada öncelikle bilmemiz gereken şey ne? Permütasyon. Sana şöyle bir şey derse. Bakın şöyle bir şey örnek yapayım hadi size. Mesela benim beş tane elemanım var. Bir, iki, üç, dört, beş. Tamam mı? A, B, C, D, E. Şimdi kombinasyon der ki sana bu 5 elemandan 2 elemanı seç bana der. Tamam mı? Uzun yolla yapıyorum öncelikle. Neydi arkadaşlar? 5 faktöriyel var yukarıda. Sonra 5'ten 2'yi çıkarıyorum. 3 faktöriyel yazıyorum. Yanına da tamam bakın şundan şunu çıkarıyorum faktöriyeli. Yanına da bunun faktöriyelini yazıyoruz. Bu 5'in ikili kombinasyonu. Ne demek bu? 5 elemandan 2 tanesini seç demek. Şimdi bakın sadeleştirdiğimde bunları. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel olarak yazıyorum burayı. Bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel var. Şunlar götürdü. Şunları da sadeleştirdim 2. Bakın sorunun cevabı 10. Yani ben bu 5 elemandan 2 elemanı kaç farklı şekilde seçebilirmişim 10. Ne bunlar? A, B, A, C, A, D, A, E, B, C, B, D. Böyle hepsi 10 taneymiş. Peki kombinasyon ne der sana? 5 elemandan ikisini sırala der. O zaman çizgilerimi çekerim. Beşinden biri buraya gelir. Dördünden biri buraya. Cevabım yirmi olur. Peki hocam kombinasyonla bunu nasıl çözerdik? Ben seçtiklerimi sıralarım aslında. Ne yaparım? Beş elemandan ikisini seçtikten sonra o seçtiğim iki elemanı iki faktöriyel şekilde sıralarım. Bakın buranın cevabı ondu. Çarpı iki faktöriyel. Sonucum ne oldu? 20 Bakın cevaplar aynı oldu. Yani permitasyonun içerisinde önce seçim var, önce seçim var, sonra ardından sıralama var. Ama biz bu soruyu çözdüğümüzde ikisini aynı yanda yapmış oluyoruz. Kombinasyonla yapacağım diyorsan önce seçeceksin. İki eleman seçtim ya ben A ile B gibi. Bu iki elemanı kaç farklı şekilde sıralarım? İkisinden biri buraya, birinden biri buraya, buraya gelir. İşte aralarındaki fark bu. Kombinasyon sorularının hiçbirinde formül kullanmayacağız. Birazdan formüllerini falan vereceğim ama kombinasyon sorularının içerisinde alayında formül kullanacağız. Yani o zaman şunu söyleyelim. Hocam ben hangisini kullanacağım diye düşünmenize gerek yok. Kaç farklı seçim yapabiliriz diyorsa kombinasyondur seçim. Formül kullanacaksın. Ama kaç farklı şekilde sıralarız diyorsa formül kullanmadan sorularını çözeceğiz. Şimdi genel hatlarıyla permütasyonla kombinasyon arasındaki farkı söyledim. Bakın formül olarak da söylüyorum. N'nin R'li permütasyonu kombinasyon N'nin R'li kombinasyonun R faktöriyelle çarpılmış halidir. Bakın bunun formülü N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyeldir. Bunun formülü N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir. Bakın bunu r faktöriyelle çarparsanız dönüştürür. Yani aslında formüllerin içerisinde fark eden şey sadece sıralamayı iptal etmemiz. Hadi şimdi hadi şimdi şöyle şeyimize dönelim. Ne demek olduklarını güzelce güzelce anlatalım. Ne olduğunu anlattık zaten. Sorularda nasıl karşımıza çıkacak onlara bakalım. Gel buraya. Şöyle permütasyon dedik permütasyonun tanımını veriyorum şimdi. Güzel oku. n ve r doğal sayılar r küçük eşit n olmak üzere n elemanının r'li sıralanışlarına n'in r'li permütasyonu denir. Ama dediğim gibi bu formülü sadece böyle p'li p'li sorularda kullanacağız. n'in r'li permütasyonunun formülü ne? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel ama bu formülü de kullanmayacağız. Çünkü bu formül içinde bizim bir kısa yolumuz var. Şimdi bir kere şunu bil. N'in sıfırlı kombinasyonu. N elemanın sıfırlı sıralanışları. Birdir. Tamam mı? Her sayının sıfırlı kombinasyonu birdir. N'in birli sıralanışları. N elemanı bir koltuğa oturt diyor. N. N elemanı iki koltuğa oturt diyor. Bak. N çarpı n eksi 1. N elemanı 3 koltuğa oturt diyor. O zaman burası n, burası n eksi 1, burası n eksi 2. Bak formülsüz yapıyorum görüyor musun? N elemanı n eksi 1 koltuğa oturt diyor. Şimdi bakın n eksi 1 tane koltuk varsa burası n. N eksi 1, n eksi 2, n eksi 3 böyle gidiyor. Şimdi n koltuğa oturt deseydi 1'e kadar inecekti. n-1 koltuğa oturt dediği için 2'ye kadar indi ama bunların çarpımları da yine n faktöriyele nedir eşittir? Şimdi o zaman formülsüz kullanımımız ne? Bizim karşımıza, bizim karşımıza. Bir kere bakın ama şunları unutmayın. Her zaman n'in sıfırlısı nedir arkadaşlar? n'in sıfırlısı 1'dir. n'in birlisi n'dir. n'in enlisi n'i en tane sırala derse en faktöriyeldir. Şimdi formülsüz kullanışım ne? Şimdi permütasyon mesela 12'nin sıfırlısı çıktı. Bütün sayıların sıfırlı kombinasyonu birdir. Permütasyon 12'yi birli sıralanış dedi. Bir koltuk var 12 kişiden biri oturacak. Permütasyon 12'nin ikilisi bakın kısa yolumu oluşturuyorum. İki koltuğum var 12 kişiden biri buraya, 11 kişiden biri buraya. Permütasyon 12'nin üçlüsü. Kaç koltuğum var? 1 2 3. 12 11 10. Bakın kısa yolum neymiş biliyor musunuz? Şu sayıdan başlayıp bu kadar açıyorsunuz. Bakın 12'den başladım. 12 3 tane açıyorum. 1 2 3 10'a kadar gitti. Hadi o zaman bana şimdi permütasyon 15'in dörtlüsünü sen yaptır. 15'ten başlayıp 4 tane açacağım. 15, 14, 13 ve 12. Tamam mı? 1, 2, 3, 4. Hadi bana şimdi permütasyon 15'in 15'lisini açtır. Ne demek? 15'i 15 tane açtıyor. O zaman 15'ten kaça kadar açacağım? 1'e kadar. Bakın N'in N'li permütasyonu N faktöriyeldi. 15'in 15'lisi de 15 faktöriyel. Hadi permütasyon 15'i 14 tane aç dedi bana. 15'i 14 tane açtıysam 15'ten başlayıp 2'ye kadar açarım. Yani 14 tane açarım. 1 yoktur. 1 e olsa da olmasa da burası yine neye eşittir? 15 faktöriyele eşittir. Bak yukarıdaki örneklere. 10'un sıfırlısı 1. 10'un ikilisi 10'u 2 iki tane aç. 10, 9. 10'un birlisi 10'u 1 bir tane aç. Tamam mı? 1. 10'u 3 tane aç diyor. 10, 9, 8. 10'u 10 tane aç diyor. 10 on faktöriyel. 10'u 9 tane aç diyorsa sadece 1'i yazmayacağım için o da 9 faktöriyele eşittir. Hadi şimdi sorularına bakalım. Permütasyon formülünü sadece böyle sorularda kullanacağız. Onun haricinde sınavda asıl sorular karşımıza geldiğinde sınav sorusu gibi mantık düşünüp kaç farklı şekilde sıralayabiliriz mantığını kullanacağız. Hadi başlayalım. 9'un ikili permütasyonu. 9'dan başladım 2 tane açtım. Eksi. 4'ün üçlüsü. 4'ten başladım 1, 2, 3 tane açtım. Tamam bölü. 3'ün ikilisi 3'ten başlayıp 2 tane açtım. 72. Eksi. 12, 24 bölü 6. 72'nin 24'ünü çıkardım 48. 48'i 6'ya böldüm 8. 19. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Adana. İlerledim. Şimdi permütasyon enin üçlüsü diyor. Ne demek ya permütasyon enin üçlüsü? N'den başlayıp 3 tane aç diyor. Hadi n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2. Bakın 3 tane oldu mu? Oldu. Eksi 6 çarpı N'in birli permütasyonu. N'i bir tane aç açtı, açtım. Burası 84'e eşitmiş. Gerisi normal işlem. Şimdi şıklardan gidebilirsiniz n kaç olabilir diye. Ama bakın bunların ikisinde n'lerin ortak olduğunu gördüm. N parantezini aldım. İçeride n-1 çarpı n-2 eksi 6 kaldı. Eşittir 84. Şimdi bakın 84 kaçla kaçın çarpımı gibi düşünürseniz arkadaşlar oradan cevabı kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bakın şuradaki ardışık iki sayının çarpımıdır. Ama dediğim gibi ne de yapabilirsiniz arkadaşlar? Şıklardan da gide gerçi n'in ikilisini soruyormuş. O zaman çözeceğiz burayı. Bakın 84 12 ile 7'nin çarpımıdır. Bakın n'e ben 7 değerini verdiğim zaman 7 değerini verdim. Burası kaç yapıyor? 6. Burası kaç yapıyor? 5. Bakın ne yaptı burası? 6 ile 5'in çarpımı yaptı. 6 ile 5'in çarpımı 30. 30'un neyi gitti arkadaşlar? 6'sı gitti. 30'un 6'sı gidince ne yapıyor? 24. Bak olmadı. Başka 84 ne ile neyin çarpımıdır arkadaşlar? Başka ne ile neyin çarpımıdır? Mesela 6 ile... 14'ün de çarpımıdır. En 6 gibi olsa bakın. 6 değerini verdim. Burası ne yaptı? 5. 6 değerini verdim. Burası ne yaptı? 4. Eksi 6 bakın 20, 14 oldu. N dediğimiz kaçmış? 6'ymış. Soru ne istiyor bizden? 6'nın ikilisini. 6'yı 2 iki tane açtıyor. 6 çarpı 5'ten sorumun cevabı ne oldu? 30. Yani denklemini 3. dereceden bir denklemci olduğu için çözmek zordur. Buradaki çarpanlardan kolay bir şekilde ulaştık. Hadi 21. sorumuza bakalım. N'in ikilisi. N'i 2 iki tane açıtıyor. N çarpı N eksi 1 artı 3'ün ikilisi 3'ü 2 iki tane açılıyor. 3 çarpı 2. Arada eksi var. Bütün sayıların sıfırlı permütasyonu kaçtı? 1'di. O zaman buraya 1 yazdım. Eşitmiş. N kare eksi 6'ya. Bakın şurayı içeri dağıtıyorum. Ne geldi? N kare. Eksi N. 6'nın 1'i gitti. Artı 5 yaptı. Eşittir. N kare eksi 6. N kareler götürdü. N'i karşıya eksi 6'yı bu tarafa aldığımız zaman N'in 11 olduğunu gördük. 21. sorumuzun cevabı Denizli. İlerledim. 22. Bakın sadece formülü bunlarda kullanacağız. Dikkat et. 10'un dörtlüsü. Hadi başlayalım. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7. 3-4 tane açtım onu. Eşitmiş. Şimdi n artı 1 faktöriyel. Bir de aşağıda n eksi 1 faktöriyel var. Büyük olanı küçük olana kadar açıyorduk değil mi? n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel. Burası faktöriyel bilgisi. Bölü n eksi 1 faktöriyel. Şunlar götürdü. Çarpı bir de şurada 5 faktöriyel var. 5 faktöriyel dediğimiz kaçtır? 120'dir. Tamam. Şimdi o zaman burada şunla 10'a böldüm her iki tarafı. Şurası 12 yapsın. Şurayı çarpalım arkadaşlar. Bakın 72 yaptı 9'a 8'in çarpımı. Çarpı 7. Burada ne var? N artı 1 var. Çarpı n var. Çarpı 12. Bakın her iki tarafı bir de 12'ye bölüyorum. 12'ye bölünce burada 6 kaldı. 6 çarpı 7. n artı 1 ile n'in çarpımını eşitmiş. Bakın bunlardan biri n. Biri n artı 1. Küçük olan n'dir. n dediğimiz 6. n artı 1 dediğimizde 7. 22. sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldu. İlerledim şimdi. İlerledim, ilerledim, ilerledim. Şimdi bunlar. Dikkat et şimdi sorunun ne demek istediğini bir anlayalım. Diyor ki üçlü permütasyonlarının şimdi permütasyon ne demekti bana cevap ver. Sıralanmış yani diyor ki ben bu elemanları diyor üç koltuğa oturtacağım diyor. Sayısı kaçtır diyor. Bak üç koltuğa oturtacağım. Elemanım kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6'sından biri buraya, 5'inden biri buraya, 4'ünden. Yani permütasyon kelimesini duyduğunda sıralama aklına gelirse soruyu rahatlıkla çözersin. Hocam formülle nasıl? Permütasyon, altının üçlü permütasyonu. 6 elemanı 3 3 tanesini sırala diyor. Tamam. Şimdi kaçında C harfi bulunur diyor. Dikkat et. Küme sorularına gitmesin aklın. Çünkü burada C'nin nereye geldiği de önemli. Şimdi ben üçlü sıralanış yapacağım. Bu sıralanışların içerisinde C olsun diyor. Şimdi ben C'yi o zaman ne yapacağım? Buraya mı koyacağım? Buraya mı koyacağım? Buraya mı koyacağım? Bu C'yi üç yerden bir yere koyarım. Artık C'nin yeri öldü. Kümemi de yazıyorum. A B C D E F C'yi koydum. Şimdi benim 2 tane koltuğum kaldı. Kalan elemanlar oturacak. 1 2 3 4, 5. 5'inden biri buraya, 6'sından biri buraya. Sorumuzun cevabı bu. Ne geldi bakın buradan? 5'inden de 5'inden biri buraya, 4'ü 6'ya nasıl gittik ya? 5'inden biri oraya. Sonra bir tane oturttuk. Kalan 4'ünden biri oraya çarptık. Ne oldu? 60. Kaçında C bulunurdur dedi. C'yi aldım, koydum. Ama nereye koyduğumuz önemli. 3 yerden bir yere koydum. Ondan sonra kalanları kalan iki koltuğa oturttum. Devam ediyorum şimdi. Kaçında A ve B bulunur? 3 tane koltuğa A ve B'yi oturtacağım önce. Ondan sonra bir eleman daha oturtacağım yanlarına. Önce derim ki A kime oturur? A 3 koltuktan birine oturur. Gitti. B kalan iki koltuktan birine oturur. O da gitti. Şimdi buraya kümemi yazıyorum. A, B, C, D, E, F. A ile B'yi oturttum. O zaman şu 4 elemandan biri de buraya oturacak. Evet ne geldi o zaman arkadaşlar? Buradan ne geldi? 3 ile 2'yi çarptık. 6, 6 ile 4'ü çarptık. 24 olmuş oldu. Tamam mı? Kaçında A ve B bulunmaz diyor. Şimdi 1, 2, 3'lü sıralanışlar yapacağım. A, B, C, D, E, F. A ile B bulunmasın kardeşim diyor. O zaman sildim bunları. Kalan elemanları oturtacağım o zaman. Buraya dördünden biri. Buraya üçünden biri. Buraya ikisinden biri. Çarptım cevabım 24 oldu. Devam şimdi. E şıkkı. Kaçında A bulunur? B bulunmaz. Şimdi 1, 2, 3. Kümemi yazıyorum. A, B, C, D, E, F. Kardeşim A gelsin koltuklardan birine otursun dedi. A'yı aldım. Kime oturur diye sordum. Üçünden birine. Tamam mı? A gitti. B olmasın diyor. B'yi de attım. Kalan dört elemanım kaldı. A'yı bir yere oturtmuştum. Dördünden biri buraya, üçünden biri buraya oturur. Dört çarpı üç. Oradan on iki, üçle çarptık otuz altı. Bak bunu ileride nasıl soracak? Bize beş kişiyi veya altı kişiyi verecek. Diyecek ki bunları üç kişilik koltuğa oturtacağız biz diyecek. Ali otursun, işte Bekir oturmasın diye soracak. Aslında oradaki yapacaklarımızın birebir, aynısı. Sadece burada bir kümenin üstünden seçim yapmış oluyoruz. Hadi devam edelim şimdi. Kaçında A veya B bulunur? Şimdi bunu iki şekilde çözeceğim. Şimdi birinci çözüm uzun çözümü. Şimdi A veya B ne demek? İkisi de olabilir. Artı A olup B olmayabilir artı B olup A olmayabilir. Ama yerlerinin değişimleri de önemli olduğu için bakacağız şimdi. Şimdi kümemi yazıyorum. A, B, C, D, E, F. Biraz önce A ve B'nin beraber olduklarını bulmuştuk. Nasıl yapmıştık? A'yı aldım A üçünden birine oturdu. B'yi aldım B ikisinden birine oturdu. A ve B hariç dört elemanım kalmıştı. O dördünden biri de buraya oturdu. Bu tamam artı. Sadece A oturacak. A oturacak B oturmayacak. Büyük maddede yaptık bakın. A'yı oturttuk, B'yi oturtmadık. Önce A'yı 3 yerden bir yere oturttuk. Kalan eleman B'ye attık. Kalanlardan 4'ünden biri buraya, 3'ünden biri buraya. 36 bu yaptı. Aynısı da B olup A olmayanın cevabı da 36. Bunları topladığım zaman şuradan 8 24 72 96 cevabına ulaştık. Şimdi bu birinci çözüm. Ama ben bu çözümü kullanmam. Şimdi bakın. İkisinin de oldukları var. Sadece A'nın A olup B'nin olmadıkları var. B olup A olmadıkları var. Bir de bir durumumuz daha vardır bizim. İkisinin de olmadıkları vardır. İşte bunların hepsinin toplamı bizim 6 elemanın üçlü sıralanışlarına yani 6 elemanı kaç farklı şekilde sıralanırım sorusunun aynısıdır. 6, 5, 4 yani benim tüm sıralanışlarımın toplamı 6 ile 5'i çarptım 30. 4 ile çarptım tüm sıralanışlarımın cevabı 120. Bana neresi lazım? Şu üçünün toplamı lazım değil mi? O zaman ben A ve B'nin olmadıklarını bulup 120'den çıkardığımda cevap gelir. A ile B'nin olmadıklarını buluyorum şimdi. A, B, C, D, E, F. A ile B'yi sildim. 4'ünden biri buraya. 3'ünden biri buraya. ikisinden biri buraya. 24 tanesinde A ve B yok. Bundan bunu çıkardığımda 96 cevabını bulmuş oluyorum. Hadi bakalım. Kaçında A ya da B bulunur? İşte A ya da B de A olacak, B olmayacak. Artı B olacak, A olmayacak. Yani ya A olacak ya B. O zaman bunu da yaptık. Bakın şu 36 ile şu 36'nın neyidir bu da? toplamıdır. Yani önemli olan burada kelimeleri güzel bir şekilde anlayabilmen. Tamam mı? Hadi bakalım devam edelim. Bir sürü soru çözdük. Şimdi 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 neredeyiz neredeyiz neredeyiz? Hıh. Geldik şimdi asıl bizim karşımıza gelecek soru kalıplarına. Dikkat et şimdi. Beş kişi düz bir sıra boyunca kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi beş kişiyi düz bir sıra boyunca sıralayacaksak beş kişilik yere sıralayacağız değil mi? O zaman beşinden biri buraya, dördünden biri buraya, üçünden biri buraya, ikisinden biri buraya, birinden biri buraya. Yani 5 faktöriyel. Tamam mı? Sana o zaman en kişi kaç farklı şekilde sıralanır derse direkt cevabım ne olacak? En faktöriyel. Yani çünkü hepsini sıralattırıyor. Anlaşıldı mı? Şimdi yukarıda da bir notumuz var. Onu da bir okuyup öyle geçelim. Permütasyon içerisinde seçme ve sıralama aynı anda vardır. Evet biraz önce anlattım. Sorular kaç farklı şekilde sıralanabilir diye sorar. Permütasyon sorularının hepsinde formül kullanmadan çarpma ilkesiyle soruyu çözeceğiz. Bakın formülü o PL olanların dışında zaten hiç kullanmadık. Devam edelim şimdi. Diyor ki 7 kişiden 3'ü 3 üç kişilik bir koltuğa kaç farklı şekilde sıralanır? Kaç kişi 7. Yedi. 7'sinden biri buraya, 6'sından biri buraya, 5'inden biri buraya. Formülle çözmek istiyorsak 7 kişiyi kaç kişilik koltuğa oturtacağız? 3. 7'nin 3'lü permütasyonu. Bunları çarptık. 42 çarpı 5. Sorumuzun cevabı ne yapıyor? 210. 25. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Edirne. Bu kadar basit. Bakın bunu ileride kombinasyonla da çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz biliyor musun? 7 kişiden 3 kişiyi seçeceğiz. Ama bu seçimin içerisinde sıralama yok. Sonra o 3 kişiyi de 3 faktöriyel şekilde sıralayacağız yine aynı cevap karşımıza gelmiş olacak. Ama burada biz hem sıralamış oluyoruz hem seçmiş oluyoruz. O yüzden permütasyonla yapmak daha kolay. Hadi bakalım. Dört kişi 6 tane boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? 1, 2, 3, dört, beş, altı. Mesela bu permütasyon değil aslında sayma. Benim dört kişim var değil mi? O zaman burada ne yapacak bakın? Dikkat et. Şimdi A var, B var, C var, D var. Şimdi bu geldi. Dedi ki altı koltuk var önümde ya. Hangisine oturacağım ben dedi. Mektup sorusuna dönüşecek. O zaman bu buradaki altı koltuktan birine oturur. Gitti. Bu kalan beşinden birine oturur. Öbürü dördünden birine, öbürü üçünden birine. Bak sorunun mantığını anla. Buradan otuz geldi. 120 360. 26. sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. İlerle 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 bütün mantıklarını vereceğim. Merak etme. Şimdi 27. Şimdi sıralama soruları. Dikkat et. Oku bakayım soruyu. Diyor ki benim 4 tane matematik birbirinden farklı diyor bir de. Niye hep birbirinden farklı diyor? Çünkü ileride tekrarlı permütasyon diye bir başlığımız olacak. Bakın 2 tane M harfiyle Kaç farklı şekilde sıralarsınız? Özdeş olduğu için bunlar bir tek. Tek şekilde. O yüzden farklı demek zorunda. Şimdi dört tane farklı matematik kitabı varmış. M1, M2, M3, M4. Tamam. Üç tane de fizik kitabı varmış. Farklı. F1, F2, F3. Tamam. İki tane de kimya kitabı varmış. K1, K2. Dikkat et şimdi. Diyor ki soru bize. Birbirinden farklı dört matematik, üç fizik, iki kimya kitabı bir rafa kaç şekilde sıralanır? Şart var mı onu söyle bana. Yok. Kaç kitabı sıralayacağım o zaman ben toplam dokuz. Dokuz kitap bir rafa dokuz faktöriyel şekilde sıralanır cevabım bu. Şart yok çünkü. Hemen B'ye bak. Matematik kitapları bir arada. Şimdi yıldızı koy buraya. Bir mantık anlatacağım burada. Bundan sonraki sorularda çok kullanacağız. Şimdi matematik bir. Matematik iki. Matematik 3, matematik 4. Tamam fizik bir, fizik 2, fizik 3 sonra kimya bir, kimya iki. Şimdi çok dikkat et. Diyor ki sor sana. Matematikler bir arada. Şimdi soruların içerisinde bir şeylerin bir arada olmasını istiyorsa mesela bir ekip kurdunuz. Ali ile Fatma yan yana olacak hep diyor. İşte Selim, Ali, Öykü yan yana olacak diyor. Eğer bir şeylerin yan yana olduğunu istiyorsa hem ben kolibandını alacaksın eline. Gelin lan buraya diyeceksin. Madem yan yana olmak istiyorsunuz yapıştırdım ulan size diyeceksiniz. Bak yapıştırdım bunları. Artık bunlar kendi aralarında yer şey yani bir ayrılamayacak. Kendi aralarında yer değiştirebilecek de ayrılamayacaklar. Yani bunları bir kitap gibi oldu o zaman. Yapıştırdım. Artık bunlar ya buraya gidecek hepsi beraber. Hepsi beraber ya buraya gidecek böyle. Şimdi bakın. Onun haricinde fizik kitapları yer değiştirebileceği için 3 tane fizik kitabım var. Kimya kitapları yer değiştirebileceği için 2 tane kimya kitabım var. Bunları topladım. 3, 5, 6 yani bunlar bir kitap gibi olduğu zaman 6 kitap gibi davranacaklar. 6 kitabı ben 6 faktöriyel şekilde sıralayacağım. Yalnız bir şeyle çarpacağım bunu ne biliyor musun? E bunları ben bantladım da. Bunlar yer değiştiremez miydi kendi aralarında bu dört kitap? Yani mesela M2, M1 falan diye sıralanır. Bu dört kitabı da kendi aralarında dört faktöriyel şekilde yer değiştirebileceğim. Unutma. Yan yana olması istenilen bir şeyler varsa koli bandıyla yapıştır. Bir tane durumuna düşür onu. Ondan sonra onu bir tane durumuna dönüştürdüğünde... Dönüştürdüğünde toplam sayıları bul. Bir bunu bir kitap gibi yaptım. Üç kitap burada iki kitap burada altı. Altı kitabı altı faktöriyel şekilde sıraladım. Ama bantladıklarımın kendi aralarında yerlerini değiştirdim. Bak bütün mantığını öğreneceksin. Aynı branşta olanlar yan yana olsun diyor. Şöyle yapayım bir şöyle yapayım. Şurayı bir kopyalayayım da bir daha bir daha yazmayayım şunları. Tamam. Şöyle 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 aşağı indim. Geldim şuraya Ctrl e, V'mizi dedik. Çektik bunu buraya. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki aynı branştan olanlar yan yana olsun. Yani diyor ki matematikleri yapıştır kardeşim. Bir kitap. Fizikleri yapıştır kardeşim. Bir kitap. Kimyaları yapıştır kardeşim. Bir kitap. Yani benim toplam kaç kitabım varmış gibi oldu şu anda 3. 3 kitabı ben kaç farklı şekilde sıralarım? 3 faktöriyel. Yani. Çarpı Matematikler kendi aralarında yer değiştirir. 4 faktöriyel çarpı. Fizikler kendi aralarında yer değiştirir. 3 faktöriyel çarpı. Kimyalar kendi aralarında yer değiştirir. Tamam mı? Her branş yan yana olsun dediği için hepsini kolibandıyla yapıştırdım. 3 kitap gibi oldular. 3 faktöriyel. Sonra kendi aralarında yer değiştirmeleriyle çarptım. Devam. Başta ve sonda. Tamam mı? Başta ve sonra. Şu sonra değil sonda. Matematik kitabı olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanırlar? Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diyor ki başta ve sonda matematik kitabı olsun diyor. Şimdi benim kaç tane matematik kitabım var? 4. O zaman 4'ünden biri buraya gelir. 3'ünden biri buraya gelir. Bakın matematik kitaplarının birini başa, birini sona koydum. Ortadakilerin sıralanışlarıyla ilgili bir şey söylemediği için kalan kaç kitabım var? 7. 7 kitap buraya. 7'sinden biri buraya. 6, 5, 4, böyle 3, 2, 1. Yani sorumuzun cevabı şurası 7 faktöriyeldir. Şunda da şunun çarpımı 12 yapıyor. 12 çarpı 7 faktöriyel. Unutma aşağıda da notum var zaten dikkat. Yan yana olması istenilenler yapıştırılır. Tek kitap gibi düşünülüp en son kendi aralarında yer değiştirme durumuyla çarpılır. Bu kadar. Tamam mı? Devam edelim şimdi. Devam edelim, devam edelim. Bu mantığı kafaya kasacağız. Şimdi yine aynı tarzda bir soru. Diyor ki 28. soru. Anne, baba ve 4 çocuktan oluşan bir aile var. Anne, baba, Ç1, Ç2, Ç3 ve Ç4. 4 tane çocuğum var. Tamam. Diyor ki kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şart var mı? Yok. 6 kişiler. 6 kişi 6 faktöriyel şekilde sıralanır 120. Dikkat et şimdi. B şıkkı. Anne ve baba bir arada olsun diyor. Anne babayı koli bandıyla yapıştırdım bir kişi gibi davranacaklar. Çocuklarım var ama çocukları yapıştırma, pıştır bir şey demiyor. 4 tane de çocuk var. Bunlar toplam 5 kişi gibi oldular. Bu 5 kişiyi 5 faktöriyel şekilde sıraladım. Anne ile baba da iki faktöriyel şekilde yer değiştirdi. 120 çarpı 2'den sorumuzun cevabı 240 oldu. Tamam Devam. Anne baba bir arada olmamak üzere diyor. Bak eğer böyle bir de olumsuzluk durumu varsa. Tüm durumu bulduk mu biz 720 diye? Evet. Kaçında yan yanalar? 240'ında. Tüm durumdan yan yana olduklarını çıkardığımda yan yana olmadıklarını bulurum. Yani böyle olmamak gelmemek üzere falan diyorsa tüm durumu bulacaksın. Yan yana olduklarını bulacaksın tümden diğerini çıkaracaksın. Devam. Şimdi D ve E şıkları anne ve baba arasında küçük çocuk olmak şartıyla diyor ki anne ve baba arasına küçük çocuk Ç bir çocuğu olsun küçük çocuk olsun diyor. O zaman Bunları ne yapacağım yine ben? Yapıştıracağım. Anne ve baba arasında küçük çocuk olsun diyor. Yapıştırdım bir. Ne kaldı? Ç2, Ç3 ve Ç4. O zaman bunlar da kaç kişi? 3 kişi. Yani bunlar şu anda 4 kişi gibi davranacaklar. 4 kişi 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Şimdi çok dikkat et. Normalde bunlar yer değiştirebilir deyip 3 faktörelle çarpıyordum ya şimdi 3 faktörelle çarpmayacağım. Çocuk hep arada olacağı için kim yer değiştirebilir sadece anne ile baba. Yani ya BA ya AB yani 2 ile çarpacağım. Oradan ne geldi? 24. 2 ile çarptım 48. Hı. Tamam mı? Bak 3 faktöriyelle çarpmadım çünkü çocuk arada sabit duracak. Anne ve baba arasında bir çocuk olmak üzere. Şimdi yukarıdakine benziyor. Ama yukarıda hangi çocuğun olacağını söyledi bize. Burada hangi çocuğun olacağını bilmiyorum. Yani anne ile babanın arasında çocuk 1 olabilir, çocuk 2 olabilir, çocuk 3 olabilir, çocuk 4. Yani yukarıdaki yaptığımızın tam 4 katı olacak. Yani soruyu şunun gibi çözeceğim. Tamam mı? Soruyu şunun gibi çözeceğim. Neydi böyleyken cevabı? 48'di. Sonra diyeceğim ki ya çocuk 2 girdiyse araya ya çocuk 3. Yani bu yaptığım durumdan kaç tane var diyeceğim? Dört tane. Şimdi bu soruyu bir de kombinasyonla da çözebilirim bak. Şimdi benim kaç tane çocuğum var? Çocuk bir, çocuk iki, çocuk üç, çocuk dört. Şimdi diyor ki anne ile babanın arasına bir çocuk yerleştir. Kimi yerleştireceğim? Bu dört çocuktan birini seçeceğim. Seçtim şimdi. Çarpı. İşte seçtiğim çocuğu çözmek için şimdi buradaki çözümün aynısını yapacağım. Yapıştırdım bunları. Seçtiğim çocuğu araya yapıştırmıştım bir. Bunun haricinde 3 çocuk daha var. 4 çocuk gibi oldular. 4 çocuk ne yapar arkadaşlar? 4 faktöriyel şekilde sıralanır. Bir de şu ile baba yer değiştirecek. 2. Bakın çarptığımızda yine aynı sonuca ulaşmış olduk. 192 cevap. Anladın mı? Bak zor bir şey yok. Zor bir şey yok. Güzel bir şekilde anlayan anlaya gidiyoruz. Yan yana olsun diyor. Koli bandıyla yapıştırıyoruz yani. Hadi bakalım 29. sorumuz. 29. sorumuz gelsin bakalım ne diyor. 2 öğretmen, 7 öğrenci 4'ü önde, 5'i arkada olacak şekilde sıralanacak. 1 2 3 4 önde 1 2 3 4 5 arkada sıralanacak. Kaç farklı şekilde sıralanır? Şart var mı? Yok. Toplam kaç kişiyiz biz? 9. 9'undan biri buraya, 8'inden biri buraya, 7 6 5 4, 3, 2, 1 şart yok. 9 faktöriyel cevap. Bu kadar basit. Şart yok yani önü arkası yok. Direkt sıraladık. Öğretmenler aynı sırada. Ve bulundukları sıranın uçlarında olmak üzere diyor. Şimdi bak 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Şimdi diyor ki öğretmenler diyor aynı sırada olsun diyor. Yani ya ikisi de aşağıda olacak ya da ikisi de nerede olacak yukarıda. Şimdi önce ikisini de aşağıya yerleştirelim. Bizim iki öğretmenimiz vardı ve sıranın nerelerinde olsun diye uçlarında. O zaman iki öğretmenden biri buraya gelir. Kalan öğretmen buraya gider. Bak öğretmenleri uçlara yerleştirdim. Şimdi öğrenciler yedi öğrenci vardı. Görüyor musunuz? Böyle sıralanır bunlar. Yani yedi faktöriyel çarpı iki burası. Yedi faktöriyel çarpı iki burası. E burası da aynısını yapacak. Değil mi? Öğretmenleri yukarı koyuyorum şimdi. Öğretmenlerden biri, ikisinden biri buraya, birinden biri buraya. Öğrencileri sıralıyorum şimdi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani bu da bunun aynısı olduğu için bunu kaçta çarparız 2 ile? Sorumuzun cevabı 4 çarpı 7 faktöriyel olmuş olur. Kaçıncı soruydu bu? Evet. Tamam. Bunu da halledelim. Bir tane daha soru var. Onu da halledelim. Sonra tekrarlı permütasyonu yapalım. Sonra bıyıklılarına geleceğiz. Bıyıklılarına geleceğiz. Yok tekrarlı permütasyona daha varmış. 30. sorudayız şu anda. Tamam 33'e kadar devam. Kelimesinin harfleri yerleri değiştirerek yazılabilecek. Anlamlı ya da anlamsız 7 harfli kelimelerin kaç tanesi o ile başlar e ile biter. Aynı harf var mı diye bakıyorum. Aynı harf hiç yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne diyor? O ile başlasın diyor. O zaman O'yu buraya yazdım. O gitti. E ile bitsin diyor. E'yi de buraya yazdım. Tamam. Geri benim 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanım kaldı. 5'inden biri buraya, 4'ünden biri buraya, 3'ünden biri buraya, 2'sinden biri buraya, 1'inden biri buraya. Yani 5 faktöriyel 120. 30. sorumuzun cevabı Denizli. Bak çok kolay. Geçtim. 31. soru. Ne diyor? Kümesinin elemanları birer kez kullanarak yazılabilen 6 harfli kelimelerin kaç tanesinde e harfi B harfinin hemen sağında bulunur diyor. E harfi B'nin hemen sağında. Yani bunlar böyle B, E şeklinde olsun diyor. Hemen sağ diyorsa bunları diyor yapıştır kardeşim diyor. Yapıştırdım bir. B ve E'yi yapıştırdım. Onlar bir harf gibi oldular. Haricinde C kaldı, D kaldı, I kaldı, K kaldı. Dört harfim daha var. Toplam kaç harf gibi oldu bunlar? Beş. Beş harf, beş faktöriyel şekilde sıralanır. Şimdi dikkat. Yer değiştirme durumuyla çarpacağım mı? Cevap ver bana. Çarpmayacağım. Çarpmayacağım değil mi? Niye? Hemen E sağında olsun diyor. Yani B ile E yan yana olsun deseydi çarpacaktım. Yer değişebilirlerdi. Ama E B'nin sağında olduğu tek bir durum var. 120. 31. sorumuzun cevabı da Bursa. İlerledim. Şimdi buraya dikkat. Buraya dikkat. Bu soruya dikkat. Çok triye düşüren bir soru bu. Çok ayrıntısıyla anlatacağım. Dikkat et. Hadi gel. 5 kız 4 erkek öğrenci düz bir sırada hiçbir kız yan yana gelmemek koşuluyla diyor. Şimdi bakın bunlar da sayılar genellikle farklı verilir. Aynı verildiği durumlar da var fark etmez. Ne diyor hiçbir kız yan yana gelmesin diyor. Şimdi kızlar yan yana gelmeyecekse ne yapacağız? Tamam mı? Şimdi bak. Ne yapacağım biliyor musun? Kız bir. Kız iki. Kız üç. Kız dört. Kız beş. Kızları sıralayacağım bir kere. Beş kız kaç farklı şekilde sıralanır? Beş faktöriyel. Kızlar yan yana gelmeyecekse o dört erkeği buraya atarım bak. O zaman dört erkekten biri buraya, üç erkekten biri buraya, iki erkekten biri buraya, bir erkekten buraya. Buraya sorumuzun cevabı beş faktöriyel. Dört. Beş faktöriyel çarpı dört faktöriyel. Ne yaptım? Sayısı fazla olanları sıraladım önce. Beş faktöriyel şekilde kızlar sıralandı. Erkekler mecbur buralara girecek. Onlar da 4 faktöriyel. Şimdi B şıkkına bak. Hiçbir erkek yan yana gelmesin diyor. Hiçbir erkek yan yana. Şimdi o zaman önce erkekleri sıralarım değil. Önce sayısı büyük olanı sıralayacaksın her zaman. Yine kızları sıralıyorum. Kız 1, kız 2, kız 3, kız 4, kız 5. Kızları ben 5 faktöriyel şekilde sıraladım. Şimdi dikkat et. Erkekler yan yana gelmeyecek ya. Bakın erkekleri yerleştirebileceğim yerlere bak şimdi. Gördün mü? Buralar. Yani gidip de erkekleri buralara dört yere yerleştirmem. Buralara da koyabilirim. Şimdi ilk erkek nereye oturur diye cevap veriyorum. Oturabileceği altı yer var. O zaman ilk erkek altı yerden bir yere oturur. Sildim mesela burayı. Bu erkeğin sağına son erkek gelebilir mi? Gelemez. Kalan yerlere gidecek o zaman. Bir, iki, üç, dört, beş. O erkek 5 yerden bir yere. Bakın bu erkek 1. Bu erkek 2. Erkek 3 kalan 4 yerden bir yere. Son erkeğimiz 3 yerden bir yere. Bir de bunu neyle çarpacaktık? 5 faktoryelle çarpacaktık. Şimdi bakın şıklarda direkt bu yoksa ayarlamaya çalışacağız. 5 faktöriyel 120'dir bakın. Şunları çarptığınız zaman da 120 yapıyor. Yani burası da 5 faktöriyel'e eşittir. 5 faktöriyelle 5 faktöriyelin çarpımı 5 faktöriyelin karesi yapar. Bir de şurada çarpı 3'üm var. Sorumuzun cevabını bulmuş olduk. Tamam mı? Önemli. Önce sayısı fazla olanları sırala. Sonra diğerlerini nereye koymam gerekiyor diye düşün. Bitti mi? Haydi bir sorumuz daha kalmış. Onu da yapalım. 33. soruyu da yapalım bitirelim. Hadi bakalım. Aralarında Volkan Arda ve Oğuzhan'ın da bulunduğu 11 kişilik futbol takımında düz bir sıra halinde fotoğraf çekimi yapılacaktır. Düz bir sıra halinde fotoğraf çekeceğiz. Volkan, Arda ve Oğuzhan üçü aynı anda yan yana gelmeyecek diyor. Bakın üçü aynı anda yan yana gelmeyecek diyor. Yani Volkan, Arda ve Oğuzhan Arda ve Oğuzhan üçü yan yana olmayacak. Ama şöyle olabilir bakın. Volkan, Arda, Oğuzhan burada aralarına birileri girmiş olabilir. Ne dedik böyle olumsuz yan yana gelmek istemiyor falan sorularında tüm durumu bul, tüm durumdan yan yana olduklarını çıkar. Şimdi tüm durumum ne? 11 kişiyiz biz. 11 kişilik futbol takımı 11 faktöriyel şekilde sıralanır. İstenilen şey ne? Yan yana olma durumları. Şunları paketledim. Volkan, Arda ve Oğuzhan'ı bir. 8 kişi daha var bunların haricinde. Toplam 9 kişi bir oldular. 9 kişi 9 faktöriyel şekilde sıralanır. Şu 3'ü de kendi aralarında 3 faktöriyel şekilde yerleştirir. O zaman şu 11 faktöriyelden 9 faktöriyel çarpı 3 faktöriyeli ne yapacağım? Çıkaracağım. Şimdi 11 faktöriyelin içerisinde 9 faktöriyel var değil mi? Nedir o? 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyeldir. Eksi 9 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Neler ortak? 9 faktöriyeller ortak. Şimdi bunun 9 faktörünü alınca şunları çarptım 110 kaldı. Bunun 9 faktörünü alınca buradan 9 kaldı. Çıkardığım zaman ne yaptı burası arkadaşlar? Pardon şurası 6 yaptı. 104 yaptı. 104 çarpı 9 faktörü yani sorumuzun cevabı 33 denizli. Şöyle kendimi bir büyüteyim. Bugün de yoruldum ha. Çok video çektim bugün. Evet arkadaşlar şimdi permütasyonun temelini hallettik. Şimdi bundan sonraki videoda Tekrarlı permütasyon yapalım. Ondan sonra tekrarlı permütasyon yaptıktan sonra bıyıklı 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 sorularımız var. O bıyıklı sorularımızı, öseyme tarzı sorularımızı da çözelim. Permütasyona noktayı koyalım sana kombinasyon. binom, olasılık gidiyoruz ve son sonlara doğru geliyoruz. Hadi bakalım çok iyi çalışmaya devam et. Şunu ne zamandır görmedin? Bir arkaya bak ne var orada? Var bir hayalin senin biliyorum ben. İçin öyle bir istiyor ki. İçin öyle bir istiyor ki. Akşamleyin yatağa yattığın zaman, gözlerini kapattığın zaman kendini orada görüyorsun. Ama bazen insan içine şeytan giriyor. Yapacak bir şey yok. O şeytana her zaman karşı durmayı bilmen lazım İradeli bir şekilde. E şeytan giriyor derken kötülük anlamında değil. Ders de çalıştırmıyor şeytan. Ah şeytan. Ah şeytan. Ama en büyük şeytanınız ne dedik? Telefon. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Hadi görüşürüz. Bay bay.